Yangın günü mü sana bunu kardeşin söyledi telefonda? Bir hatırla bakayım. Bakın onu gerçek yangın günü kendim de değildim Müge abla. Psikolojik ben kiminle konuştum, neredeydim, ne yaptım bunlar tamamen hafızamda yok. Yani sen baba olacağını yangın günü öğrenip öğrenmediğini bilmiyorsun. Evet onu hatırlamıyorum abla. Hatırlamalısın çünkü eğer seni yangın günü aradıysa o zaman sen yangından önce o eve gittin. Nurten'e dedin ki böyle böyle bir şey mi var? O da sana işte köpek gibi ürüme bilmem ne dedi. Hayır asla kesinlikle. Sen o gün öğrenip de mi gittin ona? Hayır o gün öğrenip de gitme değil hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya ben zaten Müge abla bunu eşime çıkıp sormam bile ya. Sormaya eşime kesinlikle bu benden mi diye sormam ki. Ben eşime sonuna kadar güveniyorum bu konuda. Sonuna kadar arkasındayım tamam, yani bu konularda. Tamam güveniyorsun da demek ki o seni yanlış anlamış. Dedin ya yine şaka yaptım diye. Yani sen eşine ne söyledin de? Ya belki ben de tam kelimeyi kullanmıyorum. Ben kendi söylediğim gibi söyleyeyim. Mesela biz çemkirme deriz. Köpeğin de böyle vek vek diye bir şey vardır. Ona da çemkirme deniyor. Hani kullanmam da ne ya diyeyim kelime... uluma. Yani köpek gibi uluma diyeyim. Yani sen ne dedin de bu kadın sana köpek gibi uluma dedi. İşte ne, hamile misin diye soruyorum. İşte yani ne değilim. Diyorsun? İşte hamile misin? Ben böyle duydum diyorum. İşte değilim. Ben birkaç defa ısrar ettim. En son dedi ya ürme köpek gibi başımı ağrıtma dedi. Yani bu amaçla söyledi. Ben ama burada bu lafları tamamen böyle anlatamıyorum yani. Ama oysa bak, cuma günü anlattın. Cuma günü dedin ki evet dedin. Ha izah edemiyorum diyorum ya ben ömrümde hiçbir zaman... Ya hiçbir hakim karşısına, bir televizyon karşısına çıkıp konuşmadım. Artık ya kendimi böyle izah edemiyorum. Ben sana şunu soruyorum. 24... Gittin, ablan sana dedi ki bebeğin olacakmış. Sen ona ne dedin? Dedim bana söylememiş, niye sana söylüyor dedim. İşte bana olsa bir şey olsa bana söyle. Ya biz zaten bunları kardeşimle telefonda gırgır amaçlı daha öncelerden de konuştuk. Ya bu şakalı da konuşuyorduk ben yani. Ben anlamadım ki çocuğun olmasının nesini şakalaşıyorsunuz? Ya işte olacak mı, olmayacak mı? Oluyormuş, olmuyormuş. Bu tamam, tür şakalar. O sana dedi ki gözün aydın. Daha yapmadan daha önceleri de vardı. Gözün aydın, Nurten hamile mi dedi sana? Hayır öyle bir şey demedi. Ne dedi? Çocuğun mu olacak dedi, çocuğun olacakmış dedi. Tamam, çocuğun olacakmış dedi. Sen ne dedin? Ben dedim bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. İşte ya bir sürü şey söyledik Müge abla. Hangi birini söyleyeyim şimdi telefonda? Tamam, peki bu konuşmayı ne günü yaptınız? Bu konuşmayı yangın günü mü yaptınız? Bir gece evvel mi yaptınız? Gün olarak hatırlayamam ama ya bu konuşmaları geçtiğinde eşimle konuştuğumda bu şekilde oldu işte anlattığım gibi yani eşimle. Tamam bu eşinle bu konuştuktan ne kadar zaman sonra yangın çıktı? Onu da bilmiyorum. Ama zaten çok olamaz çünkü kayınvaliden diyor ki 1,5 aylık bize söylediğinde 2 hafta sonra da yangın çıktı diyor. Onu bilmiyorum. Tamam sonra sen eşine gittin. Eşine gittin bana, ne dedin kardeşinden ama bunu bana annem de söylemedi hamile yani kesin senin eşin kesin hamile diye bana annem de söylemedi. Çünkü hamilelik yani mevzusu yeni çıktı. 14 biz aydan beri ben duymadık. Yani, Müge abla kesin bak hamileymiş diye ilk defa duydum yani. Yani biz de ilk defa yani 14 ay oldu. Ağladı ondan sonra paralarının yandığına da ağladı. Diyemez mi Nurten bir can daha taşıyordu. Bir can daha ham evet vardı. Onlar ben üç değil aslında. Öyle feryat eder. Hani gelinim gelinim diyor ya. Yani, bizim buna bir hakkımız yok muydu 14 aydan beri? Yani, değil 4 can gitmiş. Ha, evet. 4 can öyle gitmiş diyebilirdi. Yani. Böyle ağlardı. Ve Nur Seda ile kaynanasıyla Nurten'in arası iyi değildi. Onlarla paylaşması imkansız. Yalan söyle efendim. Nereden biliyorsun Nur Seda ile kaynanasının arasını? Sen benim Nurten'le konuşmadığımı nereden biliyorsun? Ben hiç görmedim, duymadım. Dertleşmediğimi işte, nereden bu arayı biliyorsun? Bir şey söylemedi. Sen, ben 6 yıl evde kaldım, bir defa gelmedin. Bu yayından sonra programı tekrar izliyor musun? Tekrar yapıyor musun? İzliyorum, ben yapıyorum. Evet. Ben tekrardan izliyorum. Seni gözlemliyorum, kendimi gözlemliyorum. Bu dananın kuyruğunun burada kopacağını da çok iyi biliyorum. İnşallah böyle bir şey olur bence da. Bence izle. Kimse ben o zaman bilmiyorum laflarını burada kullanmazsın ya bak. İnşallah ben öyle bir şey olur da. Ben tavsiye ediyorum sana ben bir izle. Kimmiş bu anlarım diyorum. Zaten bir şey bilmeye, uşak yapabilmeye sanki ben yapayım. Hiçbir şey bilmiyorsun Erdal. Oğlum hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum demek aslında her şeyi sen biliyorum demek. Sen hiç evladı eşi kaybedip de bu acıyla gezmeyi biliyor musun? Hiç bu psikolojiyi yaşadın mı? Valla ben senin yerine yaşadın kendimi koyamıyorum şey şu an. Gerçekten koyamıyorum. Biz de kardeşimi ben de yeğenimi kaybettim. Benim ömrümü, ben ömrümü kaybettim. Sen kardeşini tamam, kaybettin. Ben ciğerlerimi kaybettim. Tamam ben de ciğerimi kaybettim. Buraya niye geldik? Onları bulmaya gelmedik mi zaten? Tamam konuşalım da. O zaman doğru bir şeyleri tamam doğru konuşalım. Doğru konuşsun o zaman. Bizim köyde 3:30'da gündüz vakti inekleri almaya giden yok mesela. Mantara gittiğini bilmiyor musun sen anamın? Kaç defa mantara? Hatta bazı hayvanlar kendi yeri. Ama mantar demek inekleri almaya gidiyor. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.